Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Winchester'daki 2.8 dürbünle ilgili. Bakalım nasıl bir dürbünmüş. Bu güncelleme dostlar beta sürümüdür şu anda. Ve gerçek sürümü ise, yani normal globale gelecek sürüm ise tahmini olarak Mayıs'ın başında gelecektir dostlar. Onu da sizlere söyleyeyim buradayken ve ayrıyetten güzel bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Çok sevineceğiniz bir şey. Mesela siz 6x ile sprey atıyorsunuz. Diyorsunuz ki 3'e küçültüp sprey atıyorsunuz ama bir anda hemen yakınınızdan adam çıktı. Peki ne yapacaksınız? Artık yeni dürbün geldi. Bu yeni dürbün ne peki? Hemen sizlere göstereyim. Ayarlara basıyoruz. Buradan scope kısmına bastığımızda burada side scope diye bir şey var. Yani yan scope. Mesela bak, sol tarafında 6x duruyor. Sağ tarafında yardımcı scope bulunuyor dostlar. Bunun sayesinde artık, yani mesela nasıl diyeyim, M4'te 6x takılıyken yanında da bir lazer olacak ve bir tuşa bastığınızda bunu döndürebileceksiniz dostlar. Öyle bir şey dostlar. Abi, tasarımı da bu şekilde. Birazdan oyunda da göstereceğim sizlere, bunu M4'ün yanına takıp nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Buradan onu da ekleyebiliyorsunuz. Yani yine istediğiniz kırmızı şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela lazer şöyle, bu böyle. Yani bence lazere çok benziyor ama lazerden bir tık kötü, ama bence gayet güzel, onu da söyleyeyim. Hani yakın savaşta holodan iyidir abi. Bana göre holodan iyi. Lazer gibi yerini tutmaz ama yani bu da, yani son dakikalarda sizin gerçekten yardımcı olabilecek bir dürbün olduğunu söyleyebilirim. Ayrıyette bütün sandıkları bedava açabileceğiz gibi gözüküyor şu anda. Ama kesin değil. Yine de ben sizlere söyleyeyim, belki kesin olur, belki olmaz. Şimdi biliyorsunuz ki PUBG Mobile Kore'de bir tane metal var. PUBG Mobile Kore'yi bilenler bilir. O metalle istediğiniz sandıkları metal karşılığında açabiliyorsunuz ve metalleri beleş alabiliyorsunuz. PUBG Mobile'a yeni oyun parası gelmiş. Bak, burada altınla ucenin arasında yeni bir oyun parası var dostlar. Bu parayla büyük ihtimal ki, hani sandıklarda işte diyecek ki 4 tane bundan biriktirirsin, bir tane klasik açabilirsin, bir tane premium açabilirsin ya da bir tane çark açabilirsin gibi şeyler olacak. Çünkü PUBG Mobile Kore'de bu şekilde işliyor dostlar ve bu para birimi bana kalırsa o şekilde işleyecek ya da ben bilmiyorum. Yani çünkü elmasa benziyor ama ne olduğunu tıkladığınızda yazmıyor çünkü. İşte bilmediğim için de sizlere böyle söylüyorum dostlar, ama benim bana kalan düşüncem ise sizlere odur. Yani bütün sandıkları beleş açabileceğiz. Yani bana kalırsa öyle, size kalırsa bilemem ama yani birazcık onu anımsatıyor. Çünkü orada 3 tane para çeşidi var, gümüş parçacıkla 4 para çeşidi var. Burada da gümüş parçacıkla 4 para çeşidi olacak ve hani oradan buraya gelmiş olan tek şey de sanırım bu olacak diye düşünüyorum. Hani bunun sayesinde böyle şeyler açabileceğiz dostlar. Şimdi isterseniz bir tane eğitim moduna girelim ve eğitim modunu... Şimdi eğitim moduna girmeden önce sizlere ilk önce yeni gelen görevleri bir göstereyim. Ondan sonrasında da eğitim moduna girelim dostlar. Yani yeni şeyleri de göstereyim sizlere. Buradan mesela bir tane Do It Yourself diye bir etkinlik gelmiş dostlar ve diyor ki 10 tane kill al diyor, sana bir tane ünvan vereyim diyor. 50 tane kill al diyor, sana bir ünvan daha vereyim diyor. Ama 200 kill alırsan sana bir tane klasik sandık kuponu veririm diyor. Ne kadar mantıklı bir etkinlik bilmiyorum. Bunu sizin düşüncelerinize kalmış bir şey. Hani biraz bir tık saçma bir etkinlik. Çünkü hani iki tane ünvan alıp bir tane şey almak biraz saçma. Yani bana göre öyle. Siz de artık nasıl düşünmüşsünüz bilemiyorum. Burada Elite Combine Couture diye bir şey var. Ve burada yine bir tane de beleş klasik sandık veriyor. 500 kere radyoyu kullan diyor. Büyük ihtimal bu radyo chat channel falan filan. Chat channel sanırım bu şey ya. Hani UC dilenenler var ya, bu onların orada konuştuğu platform sanırım. Orada konuş falan mı diyor, ne diyor? 30 tane ses at diyor, 200 tane ses at mı diyor. Yoksa acaba şeyde neydi onun adı, ağır silah modunda hani arkadaşınız ölünce radyoyla çağırıyorsunuz ya direktlerle, bu o da olabilir bilmiyorum. Buradan da bir tane klasik sandık alabiliyorsunuz. Artı şurada yine ban şeyi var. He, çöp. Burada Bully Say diye bir şey var ve burada 1000 altın, 10 tane gümüş, 3 tane de klasik sandık kuponu vereceğim diyor. Bunu tahminimce eğitim alanına bir tane mod gelecek dostlar. Eğitim alanında şey yapıyorsunuz, mesela Luna Park kaldırıldı ya, eğitim alanı modunda Luna Park oluyor. Orada bir tane oyun makinesi falan var, orada şeyler yapıyorsunuz dostlar. Bu tahminimce ona ait, çünkü hani
simgesinden ona ait olduğunu düşünüyorum ama pek emin değilim. Burada Hello World 1 diye bir etkinlik var. Dünyama hoş geldin diyor sanırsam. Yani o kadar da İngilizce çevirmemiz var, oyunlar sağ olsun. Burada işte yine diyor 1000 altın, 10 gümüş, 3 tane de klasik sandık kuponu falan filan filan filan. Öyle şeyler. Burada başka var mı? Yok. Şurada var mı? Varmış. Burada ne diyor? Desert Tosteros diyor ve burada bir şon ban şeyi vereyim diyor sana. Win94 ile HS at diyor. Driving Wild falan diyor. Trump diyor. Bu diyor. Altın Mirador Cup diyor ve bu büyük ihtimal Miramar'daki gelen görevler dostlar. Hani Miramar'a Altın Mirado falan geldik. Eğer girebilirsem yarın da gidip bu Altın Mirado'yu kaçıracağız. Bakacağız bakalım nasıl bir şeymiş. Onun videosu da yarın sizlerde mevcut olur dostlar. Eğer girebilirsem onu da yapacağım. Burada Lifelong Learner falan diyor işte. Oğlum benim ne kadar güzel bir İngilizcem var. Burada diyor ki 5 tane kardeşinle Arms Matches diyor. Arms Matches ne demek ya? Valla kankalarım benim İngilizce seviyem bu kadar. Siz Google çeviriye bunları yazarak çevirebilirsiniz şu anda videoyu durdurup ama benim yani yetmiyor. Benim İngilizcem bu kadar yetmiyor. Bunun sonunda ise bir tane premium sandık veriyor. Umarım kolay bir etkinliktir ki bir premium sandığa değer. Burada Scrambler diye bir etkinlik daha var ve 1000 para, 5000 para, 20 tane de gümüş parçacık veriyor. Safati Scramble mod. Acaba bu modda 5 kere 1 kere 10 kere win alıyor. Bu nasıl bir mod? Büyük ihtimal bu Sanok'taki gelen moddur. Bilmiyorum çünkü o kadar çok şey var ki bunları da inceleyeceğiz ama hani bu videoda sadece görevleri gösteriyorum ben sizlere. İşte başka gelen var mı? Başka da yok sanırım. Başka da yok. Evet dostlar, görevler bu şekildeydi. Şimdi eğitim alanına girelim. Şimdi dostlar eğitim moduna girdik. Hemen şuradan bir tane M4 almak istiyorum ya da M4 aldık fark etmez. Winchester'ımızda yani Win94'ümüzde burada dostlar. Şu telefon kankam iki parmaktayken çok zoruma gidiyor şu anda dostlar. Yani böyle değişik bir şey. İşte iki parmak falan var ya. Ben normalde 3 kullandığım için elim yanısıyla aşağı dokunuyor ve silahlar değişiyor falan filan. Şimdi burada işte diyor ki Eco Speed falan filan diyor, işte elinde M4 var diyor ve yanında ise yani lazerin yanında ise orada bir tane ikinci lazer var dostlar. O lazeri buraya koymamışlar, iki kere çıkıp girdim belki gelir diye. Gelmedi ve şurada bir tane de dostlar oyun alanı var. Şu anda oyun alanını göstermiyor neden bilmiyorum ama burada bir tane oyun alanı sizi karşılıyor dostlar. Burada AVM alıp falan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Nasıl diyeyim, bir tane mod işte dostlar. Şu ilerideki hedefleri vuruyorsunuz işte, en fazla kime en fazla kim ıskalamadan vurur adlı bir şey. Yani mesela şunun üstünde bir şey çıkıyor, sonra bunun üstünde çıkıyor, bunun üstünde çıkıyor, bunun üstünde çıkıyor falan filan. Böyle dostlar şeyler yapıyorsunuz. Bu böyle bir şey ama benim için en güzel abi şu Winchester'a sonunda bir dürbün geldi. İnşallah darısı Thompson'a da gelir çünkü Thompson da gerçekten bir güzel bir silah. İnşallah oraya da gelir. Winchester'ımızın dürbünü şöyle biraz büyük gözüküyor ama bu dürbün 2.8 dostlar. Gören de 8x sanar, 15x sanar. Boyuna baksanıza kocaman. İşte dostlar böyle bir dürbün yapmışlar. Peki bu dürbünü açtığımızda nasıl gözüküyor derseniz, şöyle dürbünümüzü açtığımızda ise 2.8'lik bir dürbün bizi karşılıyor. Bence Miramar'da gayet güzel zaten silah, sanırım sadece Miramar'da vardı ben yanlış hatırlamıyorsam. Miramar'da hani bundan kafaya 2 tane atabilirsiniz. 1 level kaska tek atıyordur büyük ihtimal ama 2 level kaska 2 atıyordur yani, ya da ben bilmiyorum. Çünkü hani ilk defa kullanacağım bu silahı, pek fazla kullanmıyorum bu arada. Çünkü hani ne bileyim, dürbün olmadığı için uzak savaşlarda pek iyi değil. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen ne yapıyorsun? İşte dostlar Winchester'a getirdikleri dürbün böyle bir şey yani, bence gayet güzel olmuş. Çünkü hani bu silah da kullanılabilir bir silah ama dürbünü olmadığı için uzun mesafelerde pek yeterli değildi. Ama şimdi artık daha güzel olmuş. Yeni araç falan gelmemiş zaten şu anlık. Yani bu şekilde dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile güncellemesi bölümlerinde görüşmek üzere. Bay bay. Look at my eyes, I'm on the rocks, rise.